Sevgili Karn, kalbinden geçen her şeyi söyle. Aklımı okuyabilirsin Vasudev. Düşüncelerimi görmeni isterim. Aklını okuyabilirim sevgili dostum. Ama sana daha önce de söylediğim gibi, bu konuda açılmanı istiyorum artık. Kalbinden geçenleri söyle. Bana aklında ne olduğunu söyle. Şu anda aklımda olan düşünce, sen bana daha önce Pandavalara katılmamı teklif etmiştin. Evet. Ve sen de teklifimi reddetmiştin hatırladığım kadarıyla. Evet. Ama bu kararımın beni seninle karşı karşıya getireceğini düşünmemiştim. Savaşın sonucu ne olur acaba? Bir savaşın sonucunu keşke gerçekleşmeden önce bilebilsek. İnsanlar buna katlanabilir miydi? İnsanlar hayatlarını mutlu bir şekilde geçiriyor. Çünkü bir sonraki anın ne getireceğini bilmiyorlar. Hayatta mı kalacaklar? Yoksa ölecekler mi hiç bilmiyorlar. Ama kendilerini neyin beklediğini, ne zaman öleceklerini öğrenirlerse, korku ve endişeyle kaybolacaklarını hiç düşünmüyor musunuz? Sıradan bir insan bunu kaldıramazdı. Bu kişinin bakış açısına bağlı Karn. İnsanlar sonlarının ne olacağını bilirlerse, zamanı daha iyi değerlendirebilirlerdi. Daha az israf ederlerdi. Nehre dikkatlice bak mesela. Bu akan nehir eninde sonunda denizle buluşacağını biliyor Karn. Geleceği bilmek her zaman zararlı değildir. Aslında doğru karar almamıza yardımcı olabilir. Geçmişiniz ve geleceğiniz hakkında daha fazla bilgi sahibi olsaydınız, daha mantıklı, daha aklı başında kararlar alırdınız muhtemelen. Pandavaların haklı ve Duryodhana'nın haksız olduğunu söylemek istiyorsun, değil mi? Lütfen beni affet. Ama sana katılmadığımı söylemeliyim. Bence ikisi de eşit derecede suçlu kişiler. Bu yüzden ikisi de kendilerini masum ve haklı görüyorlar. Eğer onları suçlu görüyorsan, neden tarafsız olmayı denemiyorsun? Çünkü Duryodhana'nın Yudhishthir'den daha iyi bir kral olacağını düşünmeden edemiyorum. Bu kadar günah işledikten sonra bile... Evet. Çünkü o Yudhishthir gibi davranmıyor. Bu yüzden böyle düşünüyorum. Sen söyle peki. Karısını tehlikeye atıp kötü zar oyunundan kaçtıktan sonra bile kendini bir kez daha aynı oyuna kaptıran kişi nasıl dürüst olabilir? Yudhishthir'in yetersizliği yüzünden... Prens Yudhishthir, lütfen, lütfen Shon'u kurtarın. Kardeşim Shon öldürüldü. Bir arabacının oğlu olduğum için yarışmaya katılmama izin verilmediğinde öfkeden kendimi kaybettim. Ah, bir arabacının prenslerle yarışmasına izin verilemez. Bunu nasıl sorarsın? Geri dön! Geri çekil! Geri dön! Geri çekil! Geri çekil! Erdemli Yudhishthir sessiz kalmayı seçti. O zaman beni destekleyen Duryodhana'ydı. Senin günahkar dediğin kişi. Bugün Angaraj'ın kralıysam,
ve değişim hayal ediyorsam, bu sadece Duryodhan sayesindedir. Sana biraz daha bilgin olsaydı, daha iyi bir karar vereceğini söylemiştim değil mi dostum? Anlamadım. Sen kendini her zaman bir arabacının oğlu olarak gördün. Ama ya bunun gerçek olmadığı ortaya çıkarsa? Nasıl yani? Evet Karn. Çünkü sen gerçekte kim olduğunun farkında bile değilsin. Ben kim olduğumu biliyorum. Adirat'ın oğlu. Olduğum için de gurur duyuyorum. Ben Radan'ın oğlu Karn'ım. Bir savaş arabacısının oğluyum. Sen Radan'ın oğlu değilsin Karn. Sen Adirat'ın oğlu değilsin. Sen bir arabacının oğlu değilsin. Karn, hiç düşünmedin mi acaba? Neden bir arabacının oğlunun vücudu altından yapılmış bir zırh ve küpelerle süslüdür diye? Sıradan bir arabacının oğlunun neden bu zırhlara ve küpelere sahip olduğunu düşünmedin mi? Bunların onda ne işi olabilir? Diğerlerinden farklı olduğun düşüncesi seni huzursuz etti değil mi? Sen Kunti'nin oğlusun Karn. Sen Kunti'nin bir parçasısın Karn. Kunti'nin bir parçasısın Karn. Sen Kunti'nin öz oğlusun Karn. Bu doğru değil. Adirat benim babam. Ve Radha da benim annem. Gerçeklerden kaçma Karn. Gerçek şu ki seni Adirat elleriyle büyüttü. Çünkü seni nehrin kıyısında buldu. Bir sepette. Yüzünün neden güneşin ışıltısını yansıttığını hiç düşünmedin mi? Güneşin sıcaklığının vücuduna neden sevgi hissi verdiğini daha önce hiç merak edip düşünmedin mi sevgili Karn? Bunu Pancal Savaşı sırasında, o büyük savaşta düşmanlar tarafından karşılandığında bile anlamadın mı sahiden? Çünkü sen Adirat'ın oğlu değilsin. Kraliçe Kunti'nin oğlusun Karn. Eğer babam beni bir nehir kıyısında bulduysa, benim annem kim o zaman? Karn, annenle uzun zamandır görüşüyorsun ama farkında bile değilsin. Çünkü kan her zaman kana saygı duyar. Yanına geldiğinde ayaklarını gördüğün kadının gerçekte kim olduğunu hiç merak etmedin mi kan? Herhangi bir savaştan önce duasını istediğin kişi kim? Dualarını, iyi dileklerini istediğin kişi kim Karn? Seni oğlu gibi seven, seni gördüğünde gözleri yaşaran kim Karn? Kimdi bir düşün. Sen onu zaten hep tanıyordun Karn. Arjun'la savaşından sonra bile Pandavalar için asla kötülük dilemedin. Onları korudun. Onları uyardın Karn. Neden Karn? Adalet için değil. Vücudunda akan kan seni çağırdığı için.
Kan seni çektiği için, evi hissettiğin için. Evet Kan, Kunti senin annen. Rada değil Karn. Sen Pandavaların büyüğüsün. Evet Karn. Kunti senin annen. Sen onun büyük oğlusun. Bu doğru değil. Söyle. Söyle Vasudev. Bunun doğru olmadığını söyle. Arkadaşımı bırakıp Pandavalara katılmamı istiyorsun. İstediğin bu, öyle değil mi? Bu yüzden beni kandırıyorsun. Evet, beni kandırıyorsun. Söylediklerim gerçekten sana yalan gibi geliyorsa, o zaman git, kendini kimin oğlu olarak tanıttığını sor. Git de Adirat ve Rada'ya tüm sorularını sor. Farklı bir sonuç olmayacak. Onlar senin gerçek ailen değiller. Geldin mi? Doğru zamanda geldin. İçeri gel. Ne oldu oğlum? Angaraç kralı olan sen Rada'nın oğlu değilsin Karn. Bana bir kez daha oğlum der misin lütfen? Oğlum. Ne oldu oğlum? Neden endişeli görünüyorsun? Ne oldu? Endişeliydim ama artık değilim anne. Ben bunun Vasudev'in oyunu olduğunu anladım. O beni kandırıyor anne, eminim. Kandırmak mı? Ne kandırması? Oğlum Vasudev sana ne söyledi? O pis bir oyun oynadı. Bana dedi ki, ikiniz benim üvey ailemmişsiniz. Babam beni nehir kıyısında bulmuş. Kraliçe Kunti de annemmiş. Ancak bunun bir yalan olduğuna adım gibi eminim. Yalan değil mi? Ben senin oğlunum.
Ben senin oğlunum, öyle değil mi? Evet. Sen... Sen benim... Ne oldu anne? Ne oldu baba? Siz ikiniz neden sessizsiniz? Anne artık ne olduğunu söyle. Bana oğlun olduğunu söyle. Annem olduğunu söyle bana. Sen olduğunu söyle. Evet. Evet. Ben senin annenim. Ancak seni ben doğurmadım. Tüm bu geçen yıllar boyunca Kraliçe Kunti'nin senin annen olduğu gerçeğini senden sakladık oğlum. Bu yüzden ne okçuluk öğrenmeni ne de savaş alanına gitmeni hiçbir zaman istemedik oğlum. Çünkü seni Kraliçe Kunti doğurdu. Vasudev sana yalan söylemedi. Sen benim gerçek oğlum değilsin. Ben de senin gerçek annen değilim. Siz bana yalan söylüyorsunuz, değil mi? Eğer durum buysa, çocukluğum boyunca aç olduğumu, kendi başına nasıl fark ettin o zaman? Uykum geldiğinde kim beni kucağına alıp uyuturdu? Sen uyuturdun. Eğitimimi tamamladıktan sonra eve döndüğüm zaman geldiğimi hiç bilmeden döndüğümü nasıl anlamıştın? Neden fazladan yemek pişirmiştin? Taç giyme törenim sırasında babam sana kesinlikle yasakladığı halde neden gizlice beni görmeye geldin? Angaraca giderken değişim çabam için dua ettin bana. Neden bana yalan söylüyorsun? Bu savaşta yer almamı istemediğin için mi? Tamam. Savaşta yer almayacağım. Her zaman ayaklarının dibinde oturacağım. Buradan hiçbir yere gitmeyeceğim. Ama bana sadece annem olduğunu söyle. Lütfen söyle. Gözyaşların
ve sessizliğin gerçeği gösteriyor. Neden bu kadar iyiydiniz? Başkasının çocuğuna şefkat gösterdiniz. Bu iyiliğinizi asla ödeyemem. Şimdi benim diyeceğimi dinleyin. Ben her zaman Radha'nın oğlu olarak anılacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.